Bekle, otur oğlum, otur oğlum, otur. O dinliyor, sen de dinle, otur. Gel Cookie. Önce otur, oturman lazım. Otur, otur, bekle bak, gel. Gelin bakayım. Patron Cookie, patron. Gelsene oğlum, gel. Gel, gel paşam, gel. Gel paşam, gel. Hemen streslendiniz, tüyler dökülüyor. Gelin bakayım, gel, gel oğlum. Sen de otur. Al bakalım. Baba vereyim size. Bekle. Alın bakalım. Aferin size. Günden yeni bir videodan hepinize merhabalar. Aslında ben videoda böyle birazcık açılış yapmış gibi oldum ama böyle sizlerle beraber terapi gibi yemek hazırlamayı çok seviyorum. Ve bu aralarda böyle şey geri dönüşleri çok alıyorum video editlerimle alakalı. Bu aralar biraz fazla özeniyorum. Biraz az video attım şu sıralar ama gerçekten hani özenmeden atmak, öylesine işte müzik seçmek, öylesine bir edit yapmak istemediğim için aynı özeni ya da daha fazla özeni göstererek bir tık az video attım ama şu sıralar her gün edit yapıyorum, her saat edit yapıyorum. Şimdi başından kalktım, şimdi tekrar bir videoda size bir giriş yapayım, birazcık konuşayım, şu televizyon sesini de kısayım. Hala Yalı Çapkın'ı izliyoruz ve ben izliyorum yani şu anda. Evde açıkken Esat da bak. Böyle bayağına tutulduk şu anda. En azından hani güncele yaklaşırsak bu kadar sık izlemeyeceğiz ama bitirmek de istiyoruz. Çünkü ben böyle hani başına oturup saatlerce izlemiyorum. O ayrı mesele. Yani böyle arkada açık oluyor mesela. Şu an açık durdurmuyorum sizinle konuşurken falan. Kaçırdığım yerler oluyor ama ya Türk dizisi en nihayetinde bir yerinden durumu, konuyu anlayabiliyorsunuz. Çünkü o konuyu bir saat işledikleri için kaçırmanız mümkün değil. Neyse bugün marketten sipariş verdim. Akşamüstü yani 4 ile 6 arası mıydı? 6 ile... Kaç arasıydı ya? Bir dakika, bir saniye. Zamanına bakayım da. 4 ile 6 arasında siparişim teslim edilecek. Böyle market alışverişimi bekliyorum. Böyle güzel güzel şeyler aldım. Bu akşam erişte salatası yapabilirim. Canım da zamanında çok çekiyordu. Kırmızı biber gelirse hemen onu fırına atıp közleyeceğim. İşte mısırlı, yoğurtlu erişte salatası yapacağım. Bu arada biz fizik tedavi merkezine gidip geldik ama Bolu'dakine gitmeye karar verdik. Onu da size söyleyeyim. Neden derseniz... Ya buradaki Fizema hatta gittiğimiz yer, yani onu da anlatıp böyle sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Bir önceki hastanede yaşadığımız şeylerin benzeri şeyler. Hiç uzun uzun konuşmak istemiyorum. Uzun uzun konuşma kotamı doldurduğumu düşünüyorum bir önceki videoda. Son 15-16 dakika böyle bir konuştum, hiç susmamışım. Yani editlerken bile dedim ki kesin çok sıkılacaklar ama... bence çok doğru bir konuşmaydı. O yüzden orayı kesmek istemedim. Yani çok editle bile uğraşmadım. Ve bu arada şey geldi. Bir dakika onu göstereyim size. Tefal'den termos almıştım. İndirime girmişti. O günde linklerde bir problem vardı ve çok kişi bana yazdı. İşte link açılmıyor, link açılmıyor. O hata daha yeni çözüme ulaşabildiği için o günkü indirim maalesef kaçtı ve siz bunu yakalayamadınız. Ama ben yakaladım. Bir dakika. Tefal'in şu termosunu aldım. Bir şey söyleyeceğim. Fotoğraftakinden çok daha büyük bence. Bayağı iyi bir fiyata düşüyordu. Baksanıza kocaman bir termos işte. İşte çok ihtiyacımız olan bir şey değildi ama çok iyi bir fiyata düşüyordu. Renk de çok güzeldi.
Niye? Belki bundan sonra hani var diye ihtiyacımız da olabilir mesela. Çünkü mesela benim çaydanlığım çok kişiye çay demlemiyor. Bir çayı demleyip bana koyup diğer çayı demlemeye koyabilirim falan filan, öyle düşünebilirsiniz. Misafir geldiği zaman falan çok iyi olur bence. 12 saat sıcak, 24 saat soğuk tutma özelliği var. Bakın burada özelliklerine bakabilirsiniz hani böyle bir şey ihtiyacınız varsa. Ki tefalin yani ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bunu bir yıkarız, deneriz bir gün. Ki azar yedi, o yüzden şu an çok sessiz bir şekilde yatıyor. Ya Cookie şey yapmış. Böyle kapı şu kadar açıktı. Oradan bir şekilde kedi gibi ya. Sırnaşıp dışarı çıkmış. Ya bir yerden köpek avlama sesleri duyuyorum inşaatın orada. Allah'ım dedim bu nereye gitti ya falan. Sonra bayağı bir bağırdım. Çünkü evdeydi yani. Biz evde birlikteydik Cookie ile. Bir baktım bahçede. Allah'tan bahçedeydi. Yani sitenin dışına çıksaydı kim bilir nasıl bulurdum onu da bilmiyorum. O yüzden bu AirTag'ler var ya böyle minik para kadar olan. Onlardan alıp bunların boyunlarına, patronla bunların boyunlarına asmayı planlıyorum. Çünkü belli olmaz sağları solları. Gel barışalım. Gel. Gel barışalım gel. Cookie. Cookie. Cookie gel barışalım. Trip kız. Tam kızsın ha. Şimdi hazır markette daha henüz gelmemişken sizinle bir yukarıya çıkacağız ve ben böyle ufak bir değişiklikler yapacağım yukarıda. Çünkü artık kesin ve son kararım olarak giyinme odasına sığmadığımı ve artık ofisi kendi yani ofiste bir düzenleme yapacağım bu arada. Ve orası artık benim işte hazırlanma odam olsun, makyaj yapma, saç yapma odam olsun vesaire, öyle bir odaya dönüştüreceğim. Çünkü Esat artık o da ofise sığamadığı için. Şöyle yapacağız. Ben şimdi hemen giyinme odasına geldim. Burası inanılmaz dağınık. Sizi bir şuraya koyayım ve anlatayım. Şu arkamı görüyor musunuz dağınıklığı? Ya işin içinden şöyle çıkamıyorum. O kadar çok git gel yapıyoruz ki ben artık bazen gittiğimizde size bile çekmek istemiyorum. Çünkü sürekli gidip geliyoruz ve bütünlük de bozuluyor. Cookie oradan çık kızım gel. Hala daha son geldiğim valizi bile henüz böyle halledemedim. Yani halledemiyorum ya, öyle söyleyeyim size. Eski performansımda değilim ya bu havalardan. Yani havalar artık soğusun bence ya. Vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi yaz seven varsa, durun daha ışıklı bir yere koyayım ha. Böyle yaz seven varsa bana kızmasın da. Çok sıcak oldu ya. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şu hale bakar mısınız ya? Şu dağınıklığa bakar mısınız ya? Ben diyorum ki şu alanı bir boşaltayım. Yani gerekirse bu masayı da içeriye alacağım. Burası bir boş kalacak. Ve bu boş kalan yere de ne yapabilirim? Şu askılığımı buraya getirebilirim. Ama ayna burada kalıyor falan. Ya bilmiyorum ama şu alanları kullanabilmek istiyorum. Gördünüz mü bu alanları? Bunları falan bir boşaltacağım. Bu işe girişebilirim. Yani bir şekilde bir yeri düzenlersem diğer yerler de otomatik olarak düzelecekmiş gibi hissediyorum. Umarım bu hislerimde yanılmam. Bir şey diyeyim mi? Bense o kadar konuştum. Bellek kartına yazmada hata buldu ve o son videoyu sildi yani. En son buradakileri boşaltırken size bayağı bir anlatmıştım da aslında buradaki ürünleri işte kullanıp bitirdiklerimi. Mesela şunları, ay burası aşırı tozlu, bir şey yapacağım şimdi. Bunlar bitirip memnun kaldıklarım. Sadece şu bitmemiş. Ama bunun nemlendiricisini kullanıyorum hala da. Ama bunu bitirememişim yani. Tarihinden dolayı attım. Bayağıdır da burası temizlenmiyor yani. Çok üzüldüm. O kadar konuştum ya. Gitse video. Ha mesela bu. Ya bunu memnun kalarak kullandım da. Fos biraz ya. Videosu gibi oldu. Bunu mesela çok seviyorum. Bundan bir tane daha var da Esat mı kullanıyor acaba onu bilmiyorum. Yine sevdiğim yağlardan birisi. Bu sıralar Matsu'nun yağını kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Bu çok sevdiğim. Ay ben bunu bu yaz kullanırdım. Çok boş ama kabına atmam asla. O yüzden bir sabun alıp dolduralım. Bunları nereye koyacaksın acaba kız? Ama ata ata gideceksin. Bir şey söyleyeceğim. Ben yakın zamanda yine saçıma keratin yapacağım. Sizinle beraber yaparız. En son yaptığım zamanki etkisini hatırlıyorsunuzdur. Belki tekrar bence yapmam gerekiyor bakın. Çünkü görüyor musunuz? Yani bu kesimle alakalı. Daha yeni kestirdim zaten. Eylül-Ekim gibi bir saç kestirmeyi öneriyorlar ama ben önce keratin yapacağım.
Gerekirse sonra kestiririm. Ben şimdi şunları bir hemen hızlıca indireyim. Sonra tekrar burayı açıp temizleriz. Herkese kapkaranlık bir günden merhabalar. Biz şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı taraflarındayız. Benzin alıyoruz şu an ve yağmur başladı. İstanbul'a geldim. Gelemeyecek gibiydim aslında. Yani sabah çok kötü oldum mesela ama kalktım artık, hazırlandım. Çok özenemedim. Makyajımı arabada yaptım. O yüzden birazcık böyle yamukluklar, ne bileyim, gariplikler olabilir. Her şeyi arabada yaptım yani. Sadece kıyafetlerimi giydim ve çıktım evden. Etkinliğe gidiyorum. ACY2'nin. Gidemeyeceğim diye çok üzülüyordum aslında ama neyse ki daha iyiyim. Esat da gayet iyi. O yüzden yola çıktık. Keşke yağmur yağmasaydı ama yani belki diner diye düşünüyorum. Çünkü gün içinde güneşli gösteriyor. Umarım da güneşli olur. Bu arada ojelerimi bu şekilde sürdüm. Şöyle işte rakı beyazı gibi bir oje sürdüm. Yani daha nereden baksanız bir 40 dakika var gibi gözüküyor ve saat 11'de başlayacaktı. 20 dakikaya gidebileceğimi sanmıyorum. Çok inanılmaz bir trafik var yani. Neyse. Oraya gittiğim zaman görüşürüz. Öpüyorum sizi. Ben ama her yer, hatta artık bana ne diyorum? Hemen çekiyorum böyle. Hadi seni bekliyorum. Neyse. Var, taşlarımız var. Bir kere ben hepinize kişisel olarak çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1-1,5 senedir sizinle pek çok projede bir arada olduk. Bize çok desteğiniz var. Destekle büyüyoruz bence. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. LCY2 için de çok kıymetlisiniz. Hepinize öncelikle teşekkür etmek istedim kendi adıma. Bugün burada çok da güzel bir durum var. Hepimiz LCY2 giydik. Bence bu da mutlaka paylaşılmalı. Aynı zamanda sizin için hediyeler hazırladı LCY2. Masalarınıza özel koyduk. Fakat bugün burada olmamızın bir de amacı var. Bizim influencerımız sensin. LCY2'nin çok önem verdiği bir proje. Bugün bu projemizi LCY2 Pazarlama ve Kategori Direktörü İrem Yılmaz bize anlatacak. Buyurun İrem Hanımcığım, sizi burada bekliyoruz. İrem Hanım da LCY2. Sizlerde göreceğiniz gibi çok profesyonel, bu iş çok ciddiye alarak çok güzel içerikler üretiyorlar bize. Öyle bir baktı ki. Şimdi eğlenceye geçebiliriz. Afiyet olsun. 360 kameramız burada, taşlarımız orada. İyi eğlenceler. Detaylı çekemedim. Onun şimdi kanalla tanışacağım. Bu etkinlikte Destina'yla denk geldik. Destina zaten LCY2 ile bayağı aktif bir şekilde çalışıyor bence. Görüyorsunuz da çok güzel şeyler çekiyor. Biz Instagram'dan takipleşiyorduk zaten de burada böyle yüzle tanışmış olduk. Çok iyi oldu ve böyle hani gerçekten Instagram'da nasıl görüyorsanız, bence Instagram'dan tanıyorsunuzdur, YouTube'dan da tanıyor olduğunuzu düşünüyorum. Artık Destina haftada 2 video çekiyor. Evet, simgeye sözlü. 2 video çekmeye devam ediyor yani. Vlog çekecek. Hop. Ay, olmadı. Biraz tutayım mı ver? Takip edebilirsiniz. Destina Çağlar değil mi? Evet. Evet aşkım. Teşekkür takip ederim. Edebilirsiniz. Aşırı tatlı bir kız yani. Burada denk geldik. Bence sonrasında da illaki buluşuruz. Evet. İstanbul'a geldikçe öyle buluşacağız. Bir gün bana evinde artık kahve yapar. Buradayken gel. Tatlı yapar. Müsait. Buradayken değil de bir sonraki geldiğinde tamam gelebilirim. Sözleştim bu sefer. Tamam geldiğinde. O zaman sana bir çok güzel bir çay, kek, pasta partisi. Tamam ben de bekliyorum tamam. Yolun düşerse böyle yol üstü. Genelde Düzce yol üstü geçilen bir yer olduğu için ben çok çağırmıyorum. Siz bir yere giderken gelebilirsiniz. Mesela Ankara'ya falan giderken gelebilirsiniz gibi. Ama özellikle de seni davet ediyorum, eşinle gelebilirsin. Ay teşekkür ederim. Böyle birlikte bir şeyler yaparız Destina'yla da. Böyle
buluştuğumuz zaman da çekeriz bence. Enerjimiz de çok uyacak. O da şu anda vlogda zaten evet, beni çekiyor. Ben de onu konuşurken. Ve ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Seni yani videolarından ne kadar iyi tanıyorsam yüzde de öyle olduğunu ve çok cana yakın olduğunu düşünüyorum aşkım. Ben sürekli aşktan mı aşkıdan mı dilimi biz yapıyorsun? Şimdi bir akım çekeceğiz. Kameralarımızı bir yere koyarız. Siz de orada olursunuz. Size dinlediniz de göstereceğiz. Arkadaşlar. Ben kendimi hiç görmüyorum. Ben acaba? Ben konuşuyorum artık. Sen hatta konuştun. Bana diyorlar ki artık sus ya çok konuşuyorsun diyorlar bana. Ben de o zaman buradan haberi vereyim. Şimdi. Burada. Ben zaten videoyu açtım ya. Aa doğru evet benim videomu Simge açtı beni gaza getirdi sağ olsun dedi ki seni bu videoyu açacağın yok en iyisi ben sana açayım videoyu ondan sonra böyle başladık videoyu ama bende az kalan kısımlar varsa Simge'nin kanalını şuraya dur bir dakika benim ne tarafta bu tarafta buraya kanalını bırakıyorum ben de tam oraya bırakmış oluyorum bu arada oradan tamamını bugün izleyebilirsiniz şimdi bir akım çekeceğiz ben de kamerayı Simge nereye yerleştirir sonra yerleştiririm arkadaşlar bakalım bir dakika. Gelin kızlar. Yaklaş, 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 yaklaş. Şimdi coşkun. Rakipler bir arada. Birazcık bakalım video çekelim. Nasıl oldu? Güzel oldu bence. Biz yanlış yere koyduk sizi ama güzel oldu. Yani o halini mutlaka alıp şuraya bir yere ekleyebilirim. Ya da Instagram'dan falan bakarsınız. Instagram hesabım şuraya bırakıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Destin'in de Instagram'ına bakın. Onun Instagram'a çok güzel içerikleri var. Yani Destin'in böyle şey gibi, ay, vlog gibi, günlük vlog gibi. Ama böyle kısa kısa çok güzel TikTok'ta falan da var. Simge çıkar çıkmaz onun bütün Instagram, YouTube, TikTok hepsini size linkini bırakıyorum. Onu ben çok severek takip ediyorum ve burada tanıştığınız aşırı mutluyum. Ben de aynı fikirdeyim şu anda Destin'le. Bir an tek başıma biz var ya video çektiğimiz biz video çektiğimiz için şu anda şeyi kaçırıyoruz. Evet. Evet. Ne yapılıyor, ne ediliyor bilmiyoruz. Biz sizi bir yere koyalım, siz izlersiniz. Bak. Günaydın, yeni bir günden hepinize merhabalar. Ay vallahi en son artık pilim bitmiş ve ben pillerimi çok fazla şarj etmeden gitmiştim aslında İstanbul'a. Evimize döndük. Zaten çok kısa sürede gitmiştik biliyorsunuz ki. Etkinlikten sonra bir kozmetik fuarına gittik ama sonuna yetişebildiğimiz için oraya da bir de hani kameraya sokup sokamadığımı bilmiyorum. Ve arabayı uzağa park etmiştik. Sokamıyorsak kameramı bırakmak için tekrar gitmem gerekiyordu ve vakit kaybedecektik falan derken zaten çok da sonuydu. Umarım seneye katıldığımız zaman size de paylaşmış olurum. Her sene oluyor. Bu sabah çok erken kalktım. Saat 8 galiba şu anda. Ben 7.30 gibi kalktım. Cookie'yi tuvalete çıkardım. Haber dinliyorum, haber izliyorum. Belki biraz işlerimi erkenden halletmeye başlarım. Hiç geri uyumayı düşünmüyorum. Çünkü uyursam çok geç kalkarım. Bulaşık makinesini falan boşaltarak böyle evdeki bütün işlerimi bitirerek başlayacağım güne. Çünkü gün içerisinde çok fazla işim olacak. Cookie bilgisayarımın şarj aletini yemiş. O yüzden bilgisayarıma şarj aleti alana kadar onu kullanamıyorum. Aşırı sinir oldum. Görür görmez var ya kan beynime sıçradı resmen. Ve eski bilgisayarımın şarj aleti de yeni bilgisayarıma uymuyor. Hani. Neyse yeni bir şarj aleti alacağım. Bu hafta hiç bir sürü işimiz olduğu için erken kalktığım iyi oldu. En azından bugün sabahtan biraz evin işlerini toparlayabilirim. Şimdi bir kahvemi içiyorum ve ayılmaya çalışıyorum. Bugün de biraz birlikteyiz sizinle. En son hatırlıyorsunuz ki giyinme odasında bayağı bir yarıda kalmıştık sizinle. Oraya çıkarız, orayı birazcık yaparız. Biraz çamaşır yıkarız. Öncelikle bulaşık makinesini boşaltarak başlayalım.
kahvaltımızı yaptık. Esat çıktı. Hava bayağı karanlık bu arada, sanki akşammış gibi. Ben de şimdi bir Burcu'ya yarım saatliğine, ay ışığım açık, yarım saatliğine Burcu'ya bir kahve içmeye gidiyorum. Şimdi mutfağıma girdim. Burcu'dan gelirken ondan böyle biberler almıştım. Köyden gelmiş ona da. O yüzden şimdi onlarla beraber bir dolma yaptım. Alp işte dolma istemişti bir iki gündür. Bir tanesi çok acı çıktı. Eğer diğerlerinde de acılık yoksa Burcu'ya da vereceğim yaptıklarından. Şimdi o bir yandan pişiyor. Ben de bir yandan ne zamandır aklımda tiramisu yapmak vardı. Ama Seda'nın tarifiyle. Şimdi Seda bana şöyle tarifi atmış. Gizli bir tarif ama artık siz de öğreneceksiniz. Ben şimdi size ölçüleri vereceğim. Umarım onu yaptığı gibi güzel olur. En son birlikte bir yaptık. Bence çok lezzetli oldu. Hem çok kolay hem de gerçekten çok güzel oluyor. Yani bayağı deneyerek bu tarifi bulmuş. Seda'ya da teşekkür edeyim buradan. Şimdi o tarifi hızlıca yapacağız. Ben size hemen olması gerekenleri söylüyorum. 4 bardağı süt, 2 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 7-8 yemek kaşığı da şeker ekleyeceğiz. Bunlarla bir muhallebi yapacağız. Muhallebi hafif ılıkken, yani böyle çok kaynar olmayacak, çok soğuk olmayacak. Böyle birazcık çırpmıştı o tencerede. O esnada 250 gram mascarpone, ben labne aldım. O gün de labneyle yapmıştık. Yarım pakette krema koyacağız içerisine. Ve sonra da işte kedilerini kahveye batıracağız. Sonrasında da kremasıyla birleştireceğiz. Valla o gün yaptığımız tarif birebir bunun aynısıydı. Şimdi siz de deneyin bence bu tarifi mutlaka. Hem uygun, hani böyle mascarponesiz de yapabilirsiniz. Mascarponeniz varsa tabii mascarpone yapın. Çünkü tarifte Seda da mascarpone yazmış. Şimdi hemen hızlıca ölçülerine geçelim. Muhallebimizi yapmaya başlayalım. Ne zamandır şu tencereler gün yüzüne çıkmıyordu. Bir eski günlerimize geri dönelim. Kışın gelmesiyle birlikte. Şu dolmayı farklı bir yere alalım. Şimdi ben tarife hemen hızlıca başlıyorum. Şöyle 4 su bardağı sütle başlıyorum. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Şimdi 2 yumurta sarısı ekleyeceğiz. Beyazlarını buraya kıralım bir. Sarıyı buna attım. Koydum. Şu 1, şu 2. Ve nişastamızı açıyoruz. Daha 2. Şimdi bunu iyice çırpıyoruz. Çikolatayı doğrayacağım biraz. Şöyle şu kadarı yeter bence. Buna en son kaynamaya başlayınca koyacağız. Kuş ya, Esma kuş tepkileri veriyor ya.
şey asmak için. Ya da orasından gezdirmek için. Otur biz, otur sen. Gidelim bak. Şimdi ben kaçırmasını istemiyorum. Ona da garanti çıkarsın zaten var ya, haftayı yerine der. Ama ya, en azından çıkıyor.